Merhaba, bu seminerler serisine konuşmacı olarak davet ettikleri için Turkey Beyond Borders ekibine teşekkür ederek başlamak isterim. Türkiye'de sinema hafıza ilişkisinin hikayesi hem ulusal muhayyilenin, biz hayalinin ve gerçekliğinin, protez bir hafızanın üretiminin hikayesi hem de bunun ayarının sürekli bozulmasının, yoldan çıkarılmasının, sekteye uğratılmasının hikayesi olarak anlatılabilir. Hikayenin hangi kısmını, hangi boyutunu anlatacak olursak olalım, Türklüğün inşası, Türklüğün bir toplumsal iktidar olarak işleyişi, bizim buradaki konumuz açısından hem sinemanın üretim, dağıtım, gösterim alanında maddi ve politik açıdan kimi eşitsizlikleri kemikleştirmesi, hem de temsil düzeninde temsili kimin yaptığını, görünürlük ve işitilirlik alanını kimin kurduğunu belirlemesi anlamında göz ardı edilemez. Toplumsal iktidar olarak Türklük, temsillerin üzerinde yeşerdiği kültürü normalleştirir, doğallaştırır ve buna inanan özneler üretir. Şunu artık biliyoruz ki modern toplumsal iktidarlar kurmacalara, kitle iletişim araçlarıyla örgütlenen hayallere yaslanırlar. Bu yüzden hepsi imge ve ses bekçiliğinin peşindedir. Sinemada bu itibarla bir inandırma aygıtı gibi işleyebilir, işlemiştir de. Dolayısıyla bir zamanlar modern toplumlar için Paul Valéry'nin söylemiş olduğu gibi kurmaca imparatorluklarında yaşıyoruz. Modern iktidarlarda düzen sadece zora dayalı baskıyla değil, kurgusal niteliği olan güçlerle de inşa ediliyor. Modern iktidarın gücün bağrında kurgusallık, kurmaca yer alır diyebiliriz deyim yerindeyse. Özellikle ulusal kimliğin inşasına ilişkin kolektif şiddet, devlet şiddeti mevzu bahis olduğunda bu kurmaca, ya muhtaçlık, kurgusallık daha da acil bir ihtiyaç halini alabiliyor. İyi bir örnek, Cumhuriyet'in 10. yılı için çekilen, Sovyet yönetmen Sergei Yudkeviç'e çektirilen Cumhuriyet'in Kaybı Ankara belgeselinde bir Ermeni yerleşimi olan ve 1915'te demografisi değişen Stanoz'un bu belgeselde fakir, metruk, Anadolu köyünün Cumhuriyet'in hareketiyle geride bırakılacak eski yaşamın mizansenini sağlar hale gelmesidir. Gerçekte ne olduğu, öncesinde kimlerin yaşadığı, buradaki boşluğun sahiden boş mu olduğu sorulmadığı sürece ilerleme bir vaat olarak işleyecektir. Ne var ki Cumhuriyet'in kendini bir sıfır noktası gibi hayal edişinde, pek çok modern iktidar gibi maziye gömdüğü kabirde her zaman hortlaksı bir yan da vardı. Türkiye sineması 1990'ların ortalarından itibaren tekrar tekrar bu maziye ve gömülü olduğu coğrafyaya dönüp aynı arazide ulusal hafızayı ve kimliği kazıyan, sorgulayan imgeler ve sesler bulup içiterek başka bir cumhuriyetin, başka bizlerin imkanlarını araştırmaya başladı. Kurmacanın gücüne muhtaç, bağrında kurgusallık taşıyan bu modern toplumsal iktidar kavrayışıyla Türkiye'de sinema, hafıza, politika ilişkisini iki ana başlık halinde tartışabiliriz. Biri ulusal sinema tayini nasıl yazıldığı, diğeri ise etnik, dinsel, mezhepsel ve politik. Dört eksende takip edebildiğimiz kolektif şiddet ve devlet şiddetinin sinema alanında güç ve temsil ilişkilerinin, duyguların tanzimini nasıl belirlemiş olduğu, film, üretim, dağıtım, gösterim alanlarını içine alan bütün film yapmanın bilgisi, etosu nasıl oluştu Türkiye'de, bunun içindeki kırılmalar, dönüşümler nerelerde oldu gibi bir soruya da daraltabileceğimizi düşünüyorum bu ikinci başlığı. İlkinden başlayalım, ulusal sinema tarihi yazımı. Türk sinemasının yerleşik ana akım hikayesi. İşte bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım yazılarında, çoğu Türk sinema tarihi dersinde ve ders kitabında, hatta pek çok lisansüstü tezde, sinemamızın 100. yılı denilen 2014 yılı kutlamalarında bir kalıp olarak bulabilirsiniz. 1914'te Fuat Uskunay'ın Aristofanos'taki Rus abidesinin yıkılışı çekimiyle başlatılıyor. 1950'ye kadar olan dönem Muhsin Ertuğrul'un yine Türkiye'ye özgü bir tarzda yoğunlaşma ve yer değiştirmelerle tek adam adlandırılmasıyla eleştirildiği özel yapım evleri dönemi, tiyatrocular dönemi ve geçiş dönemi olarak adlandırılıyor. 1950 sonrası ise sinemacılar dönemi olarak kategorize ediliyor. Bu yaygın kabul gören sıfır noktası ve dönemselleştirme ısrarla tekrar eden bir kalıp olsa da geçtiğimiz 10 yıllar boyunca sinemanın geç Osmanlı, erken Cumhuriyet coğrafyasındaki hikayesi araştırmacılar tarafından farklı açılardan yeniden düşünüldü. Cumhuriyet'in ilgili dönemde sinema politikasını anlamaya çalışmak, ulusal tarih yazımının değerleriyle bükülmüş bakış açısının ve Türk sineması tarih yazımındaki Türklük merceğinin sorgulanışı 1950 öncesinin yeniden düşünülmesinde önemli hatlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Dilek Kaya, Türk sineması geçmişinin ve geleneğinin icadına dikkat çekmişti. Yerli olanın içeriğinin
Türklük, Müslümanlıkla sabitlenmeye çalışıldığı milli tarih yazımında Fuat Uzkınay ilk Türk sinema operatörü olarak başlangıç anına yerleştirilir. Bu güncel haber filmi, onun çektiği bu güncel haber filmi sonraki yıllarda Türk sinema tarihinin kurucu metinlerinde ilk Türk filmi, Fuat Uzkınay da ilk Türk yönetmeni adlandırmalarını alacaktır. Türklük ya da daha geniş bir ifadeyle ulusal kimlik inşası odaklı tarih yazımının ve bu yazım çerçevesinin Dilek Kaya'nın ifadesiyle Türkleştirilmiş bir başlangıç söylencesine duyduğu ihtiyacı aslında burada en çıplak bir biçimde görürüz. 2015 yılında Toplumsal Tarih Dergisi'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sinema tarihi dosyasına dair yazdığı editoryal yazıda Özde Çelik temelde Türklük merkezli inşa edilen bu anlatıyı zaman, coğrafya, hafıza bağlamlarında dönüştürmenin önemine dikkat çekmişti. Ve yani bu ulusalcı miyopluğu düzeltecek gözlüklerle bakmaya başladığımızda Osmanlı'da bu yeni teknolojiyle ilgilenenler, heyecanlananlar ve elbette film çekenlerin olduğu apaçıktır. Manaki kardeşlerin dokumacılarında 1905 tarihli, Sigmund Weinberg'in İstanbul'da seçimler ve meclisin açılışı 1909 tarihli örnek olarak verilebilir. Milli sinema tarih yazımının sorgulanmasının yanı sıra, yani Türklük merceğinin sorgulanmasının yanı sıra, sinemanın coğrafyaya gelişi ve uyandırdığı duygular üzerinden yazan ve düşünen seyircilik tarihi çalışmaları, mesela Nezihe Erdoğan'ın çalışmaları, hem Türk sinema tarih yazımının sınırlıklarını aşmaya hem de coğrafyanın sinema ile ilişkisini, sinemanın ürettiği hayali cemaatlerle, kozmopolit hayali cemaatlerle birlikte düşünmeye olanak verdi. Bu bakışla devam edersek aslında yeni bir dönemselleştirmenin de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Burada sıfır noktası, evet de bir sıfır noktasının varlığı da sorgulanabilir. Ama bu tarih yazımı içinde sıfır noktası teknolojik aygıtla seyircinin karşılaşması, seyirciliğin ortaya çıkışı. Yani Sponek Birhanesi'nde İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde, Sponek Birhanesi'nde 11 Aralık 1896 tarihinde gerçekleşen ilk gösterim. Sinemayı modernlikle birlikte düşünüyoruz bu kavrayış içinde ve sinemanın ulusal sınırlar ve ideolojiler tarafından çerçevelenemeyen ve hep olmuş olan bir başka hikayesinin hikayesiyle ilişki içinde düşünüyoruz burada Türkiye'de sinemayı. Modernliğin kentteki hareketleriyle duyguların hareketinin kesişimi düşünülüyor. Sinemanın ne yaparsak yapalım millileştirilemeyen bir tarihi görünür hale gelmeye başlıyor. İşte şehirde açılan sinema salonları, film ilanları, İstiklal Caddesi'nin sinemalarla çehresinin dönüştüğü bir dönemde caddeyi bir flanöz gibi yürüdüğümüzü hayal ettiğimizde hangi mekanlarla, sinema salonlarıyla karşılaşacağımız, işte sinema seyirciliği denilen yeni bir öznelliğin yol verdiği duygular, hayret, merak, şaşkınlık ve tabii ki arzu bu tarih yazımının içinde düşünülmeye başlıyor. Elbette az önce söylediğim gibi dönemselleştirmede farklılaşıyor. Nezihe Erdoğan 1896 ile başlayan erken dönemi 1928 harf devrimiyle kapatıyor. Çünkü bu değişim tarihi ardından gelen Vatandaş Türkçe Konuş 1929 kampanyaları ile coğrafyanın sinema ile karşılaştığı ilk dönemin çok dilli, çok dinli ve çoğul etnik kimlikli dünyasında bir kesinti ona göre. Film ilanlarının Osmanlıca, Ermenice, Rumca, Fransızca olduğu, salon işletmecilerinin film teknolojisi ve ithalatıyla uğraşanların çoğunlukla gayrimüslimler olduğu, mesela yani ilklerden gitmek gibi bir şeyle düşünürsek ilk film ithalatını yapan Armenak Ütücüyan'ı hatırlayabiliriz ya da bu hikayeyi dahil edebiliriz. Bir dönem ağır ağır işte bu sözünü ettiğimiz Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası öncesinde harf devrimiyle yerini daha zor ve baskıyla tek dilli bir dünyaya bırakmaya başlıyor. 1809 demek yani 1896'da başlayan sinemanın hikayesi belki araya yani Nezihe Erdoğan'ın eklemediği araya 1924 Anayasası'ndaki yurttaşlık kavrayışının yurttaşlık Türklük çerçevesini ardından 28 Latin alfabesine geçişi Cumhuriyet'in eski yeni büyük rotasının sinemanın hareketini belirleyişini düşünerek böyle bir dönemselleştirme yapmak mümkün. Yine ikinci dönemi 29 Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası ve
1942 varlık vergisi kanunu arası dönem gibi düşünebiliriz. Bu dönem çünkü dağıtım, gösterim ve yapım süreçlerinin ekonomik ve kültürel sermayenin Türkleşmesine giden, daha önceden döşenmiş dışlayıcı, arındırıcı ya da bastırma, unutmaya dayalı rayların üzerinde hareket eden bir dönem. Dolayısıyla da biz 1950'lerle birlikte Yeşilçam'ın, yani Türkiye'de bir sinema endüstrisinin oluşumunun içinde ekonomik, sembolik ve temsil ilişkilerindeki güç hiyerarşisini yapılandıran tarihsel anları sinema hafıza ilişkisinin içine dahil edebilir hale geliyoruz böylelikle. Bir başka yazar Dilara Balcı, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde hem sinema cihazlarını ithal eden de, yine erken dönem için konuşuyoruz, hem de ilk sinema işletmecilerin çoğunlukla Rumlar, Yahudiler, Ermeniler, Selanikliler olduğunu belirtiyor ve 1930'lu yıllardan sonra sinema işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Ermeni, Rum, Yahudi sinemacıların azalmaya ve yerlerini yavaş yavaş Türk sinema işletmecilerinin almaya başlamasına dikkat çekiyor. Dolayısıyla endüstrinin demografisinin değişmesinden söz etmek mümkün. Yine Yorgo Bouzis ve Solo Bouzis'e göre de 1940'lı yıllarda gayrimüslimlerin sinema sektöründen çekilmeye başlamalarında 1942-43 yıllarında uygulanan varlık vergisi etkili olmuş. Bu ekonomik şiddet Rum, Ermeni, Yahudi yapımcıların yatırım için ihtiyaç duydukları fonları sağlamalarına engel olmuştur onlara göre. Melek sinemasının emek sinemasına dönüşme sürecini de takip edebileceğimiz bu yerinden etme ve yerleştirme, her boyutuyla sinema alanının aktörlerini dönüştüren, güç ilişkilerini ve duyguların hareketini yapılandıran Türkleştirme hareketi olarak da ele alınabilir kanımca. Dilek Kaya, İzmir Kordon'daki sinema deneyimine ve seyirciliğin erken dönemine dair makalesinde İzmir'in kozmopolit ve hareketli kültürel ve toplumsal atmosferinde Kordon sinemalarının önemli bir yeri olduğunu aktardıktan sonra bu kozmopolit atmosferin Büyük İzmir Yangını ile 1922 sona erişine dikkat çekmişti mesela. Kaya makalesinde coğrafyanın ve insanların sinema tecrübesinin ana akım tarih yazımı içine dahil edilmemiş erken hikayesinin peşine düşerek sinema salonlarına dair kayıp hafızayı yeniden inşa etmeye çalışmıştı. Hem kentin ama hem de sinema tecrübesinin tek sesli, tek dilli bir milliyetçi evrenin egemenliği tarafından yok edilip kuşatılmadan önceki kozmopolit yerliliğini hatırlanmaya değer görmek bir yana, silmeye ve unutulmaya çalışan bir geçmiş kurgusu Türkiye'de sinemanın hem gösterim ve dağıtım alanını hem de üretim ve temsil alanını belirlemiş gözüküyor. Coğrafyanın farklı yerlerinde erken Cumhuriyet dönemi ve sonrasında cemaati artık orada olmayan liselerin sinemaya dönüştürülmesindeki mükerrer hareket de büyük kentlerdeki sinemaların sahiplik ve isim değiştirme hikayelerinin, silme ve yeniden adlandırma hareketinin bir başka boyutu olarak ele alınabilir mi? İzmir Bayındır'daki Ermeni Kilisesi'nin önce Atlas Sineması'na sonra da depoya dönüştürülmesi, Kütahya'daki Struktúros Kilisesi'nin sinema ve düğün salonu olarak kullanılması, Trabzon'daki Çağrabağ Kilisesi'nin tiyatro ve sinema salonuna dönüştürülmesi, Konya Bozkır, Kars Havariler Kilisesi, Bursa'da boşaltılan Ermeni Kilisesi yerine Muallimler Birliği Sineması'nın alması, İskenderun'da Katolik Süryani Kilisesi'nin sinemaya dönüştürülmesi, Eskişehir'de Mustafa Yarar Tutyun Kilisesi'nden Asri Sinema'nın kilisesinin Asri Sinema'ya dönüştürülmesi, Adana'da Surp Asvat Zatzin Kilisesi'nin sinemaya dönüştürülmesi, coğrafya ve sinema ilişkisine burada kurmaya çalıştığım mercekle baktığımızda hemen yüzeyde görebildiklerimiz. Bir an Walter Benjamin'in cümlesi havaya doğru süzülüyor. Hiçbir kültürün yoktur ki barbarlık belgesi olmasın. Bu hikayenin ikinci boyutuna geçtiğimizde, yani temsil düzlemine geçtiğimizde, temsil düzlemini düşündüğümüzde şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Türkiye'de sinemanın tarihinin kentlerin, kasaba ve ilçelerin belleklerindeki kırılmayla ve unutturmayla kurulmuş, Türkleştirilmiş bir tarih olduğu göz önüne alındığında sinemanın erken dönemini ve tarihini çalışmak ve onu yeniden inşa çabası kaçınılmaz bir biçimde politik bir edim, ulusal ve toplumsal hafızaya politik bir müdahale haline alıyor. Bu durumun sadece erken dönem sinema tarihiyle, sadece tarih yazımı ile ilgili bir durum olmadığını da eklemem gerekiyor. Kimin nasıl görüleceğini, nerede ikamet edeceğini belirleyen temsil düzlemi de Türklüğün ne olmadığını sürekli tarif ederek kimin bize ait, kimin bizden olmadığını ve bu bizim içindeki güç hiyerarşisini belirleyen bir değerler ve duygular sistemi olarak işlemiştir. Doğrudan yine çok
çıplak bir biçimde görebileceğimiz iki örnek verebilirim. Oyuncu Samuel Uluç'un Sami Hazin Ses adıyla Yeşilçam'da oyunculuk yapmak zorunda hissetmesi kendisini. Ermeni'nin hayattayken bilinmesini istememesi. Öldükten sonra cenazesinin 3 gün kaldırılamaması bir örnek. Bir başka örnek Yeşilçam'ın fanfatel karakterlerini, erken dönem Yeşilçam'ın fanfatel karakterlerini canlandıran Paula Morelli'nin 16 Mart 1964 İstanbul Rumların sonu olarak söylenen 1964 Rum sürgünüyle sınır dışı edilmesi ve hayatının geri kalanını Yunanistan'da geçirmek zorunda kalması. Bu hani doğrudan çıplak bir biçimde görebileceğimiz iki örnek. Temsil düzlemine döndüğümüzde neyin içeri alınacağı, neyin dışarıda tutulacağını, neyin aşırı batılılaşmış, neyin şarkı zevk olduğunu tanımlayarak törpüleme, bastırma, tahliye ve imha ile işleyen sınır idaresi olarak zevk alanını düzenleyip terbiye ederken Türklük denilen şeyin ne olduğunu da içini doldurmaya, Türklük peyzajını ve erotikasını oluşturmaya çalışıyordu temsil düzlemi dediğimiz şey. Cumhuriyet seçkinlerinin sinemaya dair endişe ve kontrol talebi sadece mesela yabancı filmlerin propaganda ile ilişkili değildi. Endişe sinemanın tesir ve telkin kuvvetinden, imgelerin ve seslerin köken yokluğunu, ulusun kuruluşuna içkin şiddeti, maziyi ve Türklüğün sentetikliğini hatırlatabilme güçlerinden kaynaklanmaktaydı. Bir yandan kitleleri medeniyetin ve inkılabın ışığıyla aydınlatmak, milli kültür ve tarihi anlatısını güçlendirmek için sinemanın ruhu esir alma ve kuşatma kuvvetinden yararlanılmak istenmekti. Öte yandan ulusun bu hayal edilmişliği ve sentetikliği, tam da bu hayal edilmişliği ve sentetikliği mazinin ortak sıyanı bütün belirsizliği de endişe uyandırmaktaydı. Bir toplumsal iktidar olarak Türklüğün bağrındaki kurgusallık hem Türk ve Müslüman olmayanlarla olanlar arasındaki güç ilişkilerini yansıtan görme, işitme, düşünme, bilme, duygu ve davranış biçimlerinin yerleşikleşmesini hem ırkçı ve ayrımcı şiddet içeren geçmişten beslenen egemen kimliğin elinde gücün yoğunlaşmasının sürekliliğini sağlama işlevi görüyordu. Mesela ulusal kimliğe içkin kolektif şiddetin faillerinden Şükrü Kaya aynı zamanda sinema perdesinde neyin var neyin yok olacağını, kimin nasıl görüleceğini ve işitileceğini belirleyecek olan sansür ve denetleme nizamnamesinin de karar alıcı güçlerindendir. Sinema filmlerinin kontrolü için merkezi bir örgüt 9 Kasım 1932'de talimatname ile kurulur. 26 Aralık 1933'te ek talimatname ile yerli filmler için senaryo sansürü de getirilir. İstanbul ve Ankara'da bu amaçla iki komisyon hayata geçirilir. Kültür alanını bu şekilde düzene sokma arzusu ya da bu düzeni ele nihayeye sağlamanın imkansızlığı da diyebiliriz. Daha fazla düzenleme arzusunu beraberinde getirir. Muhsin Ertuğrul'un Aynaroz Kadısı 1938 tarihli. Yine Bir Kavuk Devrildi filmi 1939 tarihli. Bu filmler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından sinemada gösterilmeleri efkar umumiyede iyi tesir bırakmamıştır sözleriyle eleştirilecek. Sayıları artmakta olan filmlere karşı denetimin yetersiz kaldığı, daha fazla kontrol gerektiği inancıyla belki Türk sinemasında sansürün nasıl başlangıç tarihi olarak alınan 19 Temmuz 1939 tarihli filmlerin ve film senaryolarına dair nizamname hazırlanacaktır. 1939'dan 86'ya kadar 1986'ya kadar yürürlükte olan film sansürü karar verici ve uygulayıcısı olan Merkez Film Kontrol Komisyonu'nun yerli filmlere dair tasarruf ve iradesiyle şekillenmiş gözüküyor. Temsil alanının disiplin ve hizaya sokulması işinde topyekün görünmez ve işitilemez kılma, unutturma ve inkar da ekleyip çıkararak temsil düzlemini şekillendirmede bir arada kullanılmış. Kimlerin nerede duracağı, nerede ikamet edeceği, neyin çerçeve dışına atılacağı gibi kurucu sınırlar karar verilemezlik alanına dahil edilmemiştir. Bazı şeyler hiçbir şekilde müzakere edilemez şekilde çerçevenin dışında bırakılıyor. Ermeni, Yahudi, Rum, Kürt kelimelerinin kullanılmaması, bu gruplara ait dillerin zaten ses perdesinden bütünüyle kesilip atılmış, Türkçe dublajlı bir ses perdesinin diğer dilleri yerindeyse perdenin altına gömmesi gibi dışlayıcı pratiklerin yanı sıra neyin nasıl yazılması gerektiğini, neyin hatırlanıp neyin unutulması gerektiğini
doğrudan yazarak sansür kurulu kararları çerçeveyi ama aynı zamanda alanın bilgisini şekillendiren disiplin edici bir güç de olmuştur. Örneğin işte Hudutların Kanunu filmi 1967 tarihli mütefakatın son repliğinin değiştirilmesi isteniyor. Sen benim gibi olma okuluna dön olarak. Ya da önce senaryosuna ve ismine itiraz edilen Karanlık Dünya Aşık Veysel'in Hayatı belgeseli Metin Erksan'ın 1953 tarihli. Bu belgeselde Anadolu'da başakların boylarının kısa olduğu görüntüler yerine Amerika'da çekilmiş makineleşmiş tarım görüntülerinin, ülkede bir sürü doktorun ve okulun olduğunu, çiçek hastalığının yenildiğini ifade eden diyalogların eklenmesi ya da başka bir film İstanbul Rumların Sonu olarak düşünülebilecek 1964 Rum sürgününden sadece 2 yıl sonra yapılan bir Kurtuluş Savaşı filminde Allahaısmarladık İstanbul, Semih Evi'nin 1966 tarihli bir filmin başına sansür kurulunun yazılı veya sözlü olarak bugün Rum menşeli Türkler Türk olmanın erdemiyle yaşamaktadır. Bu olaylar geçmişte kalmıştır, bütün bunlar tarih olmuştur gibi bir açıklama konulmasının istenmesinde olduğu gibi. Yeşilçam perdesinin ses ve bakış ayarlarını yaparak hizaya sokan, temsil düzleminde coğrafyadaki etnik gruplar arasındaki hiyerarşiyi sürekli kılacak nizam ve tertibatı kurar bu düzenlemeler. Ali Karadoğan ve Ruken Öztürk'ün 1932-1988 arası sansür tarihini karar defterleri üzerinden içerik analizine tabi tuttukları yakın zamanda yayınlanan çalışmalarını dikkatle incelediğimizde Yeşilçam'ı oluşturan ses ve bakış perdesinin kurucularından birinin de kesmenin nerede yapılacağına karar verenler olarak bu kurul olduğunu görmek, gözlemlemek mümkündür. Bu defterlere baktığımda dikkatimi çeken bir başka husus ise silme ve unutulma mekanizması oldu. Türkiye'yi, Türkiye coğrafyasını, yaşanmış tarihi ve yaşanmakta olan toplumsal bağlamı hatırlatacak ya da ima edecek. Kısaca zaman ve mekan duygusuyla, koordinatlarla gerçeklik üretecek izlerin silinmesi talebi karar defterlerine sık dile getiriliyor. Özellikle coğrafyanın ve içinde yaşanılan dünyanın gerçekliğiyle bağ kurma ihtimalleri, meçhul bir yere, meçhul bir zamana işaret edilmesi isteğiyle karşılanıyor. Tabii bu durumun sadece sakıncalı meseleler için değil, toplumun genel olarak gerçeklikle ilişkisinin ayarını bozduğunu da iddia etmek mümkündür sanıyorum. Sansür mekanizması hem hayali bir batılı bakış tarafından Türklüğün nasıl görülmek istendiğini kurgulama, dışarıdan görünme biçimini hizaya sokma ama bir o kadar da içeriği sürekli arındırma, terbiye etme, mazinin ve yaşanılan şimdinin ortaklarını kabre gömme, unutturma işini görür kanınca. Hayali bütünlüklü bir toplum değil, antagonizmalarla, eşitsizliklerle bölünmüş bir toplum olduğumuzu hatırlatabilecek herhangi bir konunun çerçeve dışına atılması ve temsil düzleminde Türklüğün bunların silinmesi, inkar edilmesi ve bastırılmasıyla inşa edilmesi, tam da bunların silinmesiyle inşa edilmesi, kültürel ve toplumsal homojenliği normalleştiren, diğer bir deyişle homojenliği normatif bir zemin haline getiren kurucu kesme olarak adlandırılabilir kanınca. Ses perdesini Türkçe dublajını ele geçirmesinin yanı sıra disiplin edici gözün Kürt coğrafyası ve Kürtlükle ilgili özel dikkatini ve ikazlarını da kurucu kesmenin bir parçası olarak düşünmemiz gerekiyor. Son olarak kimi durumlarda kimi yönetmenlerin kararı uygulamadıklarını, çeşitli biçimlerde buradaki çağırmaya direndiklerini ya da müzakere edilemez konulara dair tekrar tekrar denemeler yaptıklarını eklemem gerekiyor. Asu Aksu ve Ken Robbins, Türkiye'deki inkar ve bastırma mekanizmasının topluluğun bilgiyle ilişkisini ne ölçüde etkilediğini sinema ile birlikte düşündükleri yazılarında, Cumhuriyet'in ideal millet imgesinin kültürel homojenliği normalleştirirken farklılıkları tanımaya ve değişmeye karşı işleyen kolektif bilinç dışı mekanizmalar ürettiğini ve bunun derin millet olarak adlandırılabileceğini ifade etmişlerdi. Topluluğu bir arada tutan, bir gruba ait olmanın en temel düzeyi olarak düşündükleri derin millet, aynı şey hakkında susmak, suskunluğu korumak ve grubun kendine olumlu değerler, sürekli olumlu değerler atfetmesi olarak tarif edilebilecek iki mekanizma ile çalışıyordu onlara göre. Bense bu iki mekanizmayı ve onların dolayımıyla bilgiyle ilişkimizi, gerçeklikle ilişkimizi Türklük etosu olarak kavramsallaştırıyorum. Etos diyorum çünkü günlük hayat etkileşimlerini mümkün kılan dolaylı ve örtük bilgiden, sessizce çalışan bilinç dışı toplumsal uzlaşmalardan söz ediyorum. Bir tür arka plan gibi işleyen, her tür gündelik hayat etkileşimi içinde arka plan gibi işleyen, bütünüyle yapmaktan gelen, eylem eksenli, yapma pratiğinden gelen bir bilgi bu. Gündelik toplumsal pratiklerin tekrarlanmasıyla,
alışkanlıklar ve rutinin oluşmasıyla, ilişki kurma biçimlerinden temassızlık ve kayıtsızlığa, kendimizi nerede tuttuğumuzdan nerede bırakabildiğimizi örtük bir müşterek bilginin, paylaşılan fantezilerin işleyişini anlatıyor. Habitus kavramının da kaynağı olan bir kavram olduğu için etosu tercih ediyorum. Toplumsal katılım ve etkileşimlerimiz bu etosa, bu yaşam biçimimize yatırım sağlar. Yatırımımızı sağlar. Eylemlerimizi meşrulaştırırken, doğallaştırırken, savunurken de bu arka plana yaslanırız. Ya da kendini sürekli yinelemek, yinelemek zorunda olan bu etos bizim katılımımızı, örtük bilgiyi paylaşmamızı talep eder tekrar tekrar. Yapmadığımız durumda sorgulanırız, dışlanırız, şiddetle karşılaşabiliriz. Kısaca sadece zor ve baskıyla işleyen değil, öznelerini üreten ve konuşmaya başlatan, konuşmalarının ve düşüncelerinin kendilerine ait olduğuna inandıran, nerede konuşup nerede susacağımızın, neyi hatırlayıp neyi unutmak zorunda olduğumuzun, neyin ne kadar konuşulacağının, nerede gülüneceğinin, neyin görmezden gelineceğinin, kimlerin hangi cümlelerle, imgelerle, seslerle çerçeveleneceğinin bilgisini içine gömülü olarak, yaşayarak ve eyleyerek öğrendiğimiz tabiyet mekanizmalarını açıklamamıza imkan veriyor etos, Türklük etosu. Bir topluluk içinde yazılı olmayan bir yaşam kılavuzu, yaparak öğrendiğimiz ve her zaman kolektif icra ile üretilen bir bilgi olarak da düşünebiliriz etosu. Kolektif icra olarak bu etos, öznelerin hareketini, duyguların ve düşüncelerin hareketini bütünlüğüyle belirlemeyi başaran bir toplumsal iktidar kavrayışıyla ele alınmamalı. Ben de öyle ele almıyorum. Sürekli yinelenme zorunluluğu olan, özneleri hem çağıran hem de bunu bütünüyle yapabilmek konusunda bünyevi olarak başarısız bir toplumsal iktidar kavrayışıyla düşündüğümü özellikle vurgulamak isterim. Yani mutlak bir iktidar değil, tek ve pürüzsüz bir sağdan çok ilişkisel ve birden fazla sahaya sahip, geçmişi unutturmayla, cinsel politikayla, sınıfla, kimlikler arası eşitsizliklerle, doğu-batı asimetrisi ve fantazileriyle, kısaca toplumsal fay hatları ve antagonizmalarla birlikte işliyor. Bitmiş, tamamlanmış, kapalı bir sözleşmeden çok sürekli yatırımımızı ve katılımımızı talep eden bir matris daha çok. Türklük etosu bu yönüyle psişik tabiyetlerimizle ve duygusal yatırımlarımızla çalışıyor bana göre. Yeşilcan bir yandan özneleri Türklüğe çağıran etnisite, sınıf, cinsiyet, yaş ve bedensel sağlamlığa dayalı farkları kuran bir imgeler ve sesler repertuarı. Farklı bedenlere farklı özdeşleşmeler sunuyor. Özdeşleşmelerimizin toplumsal onay aldığı ve farkı nasıl hissedip yaşayacağımızı belirleyen bir kültürel perde, bir Türklük perdesi olarak adlandırılabilir. Coğrafyayı, toplumu, kendimizi düşünme, hayal etme alanımız olarak bu perde toplumsal ve tarihsel farklarla ayarını bulur. İşte bu yüzden basitçe temsil dediğimiz pratik kimin idealleştirmeye değer olduğunu saptamak için işler ve hemen her zaman seyirci öznelerin duygusal hareketleriyle birlikte çalışır. Benim kavrayışıma göre Türklük perdesi olarak Yeşilçam kimin nasıl görüleceğini belirleyen bir ideallik perdesi olarak egemen normatif benlikler üretmiştir. Hayali biz denilen şeyle özdeşleşebileceğimiz, toplumsal çatışma, bölünme ve farkları nasıl hissedip yaşamamız gerektiğini anlatan bir temsiller repertuarı sunar. Ayniyet, birbirine benzerlerden oluşan bir topluluk ideali mücadeledir bu perdede. Ulusun bedeni heteroseksüel, ne zübbe ne taşralı, doğru kıvamda modernleşmiş, ne aşırı modernleşmiş ne taşralı kalmış. Modern ama milli bir beden olarak, özdeşleşilecek bir beden olarak var edilir. Kadın bedeni Yeşilçam'da fantazmatik bir ekran gibidir adeta. Başkalarının kıyafetlerini giyme, taklit etme, başkası olma arzusu, değişim onun bedenine yansıtılır. Aynı beden, ulusun heterojenliğinin bastırıldığı, taşlının şehre akan hareketinin kontrol, terbiye ve asimile edildiği bedendir aynı zamanda. Yeşilçam'ı ya da Türkiye'de sinemayı bir yandan Türklük perdesi olarak, diğer yandan ise bu perdenin ayarlarının sürekli sınandığı ve yeniden kurulduğu, nizamın ve tertibin aşındırıldığı ve bozulduğu bir mücadele alanı, tamamlanmamış bir inşaat alanı, hareketli ve kaygan bir zemin olarak düşünebileceğimizi söylemiştim başlarken. Hem toplumsal iktidar tarafından bir kalıba dökülmeye çalışılan, onun tertibatının, Türklük etosunun içinde işlediği, hem de ulus idealinin, milli nizamın sürekli karıştırılması olarak düşünebileceğimize inanıyorum. Yeşilçam'ın kendisi modernlik ve kapitalizmin ürettiği endişe ve arzuları
farklı biçimlerde seslendiren, anlatılar içeren, yekpare olmayan bir yapıya sahiptir aslında. Taşralılaştırılmış olanın, kentin çeperlerine düşmüş olanların, ideal millet hayaline uydurulamayan ya da evcilleştirilemeyenin, arabesk gibi aşağıdan yukarıya doğru yükselen duyguların hareketinin mekanı olduğu gibi, yukarıdan aşağıya hizaya sokulmanın, muhafazakar toplumsal ideallerin, erillik mücadelesinin, toplumsal sorunları yatıştıracağına inanılan güçlü bir baba otoritesinin duyulan muhafazakar özlemlerin de seslendirildiği bir kültürel mücadele zemini gibidir. Örneğin 1960-80 arası Türkiye'nin yaşadığı toplumsal hareketlenme, sol popülizmin örneklerini Yeşilçam'da görmemizi sağlar. Yeşilçam'ın temsillerini de dönüştürür. Bu dönemin Yeşilçam'ında popüler filmlerin radikal potansiyel taşıyan bileşenlerinin perdeye nüfuz ettiğini görürüz. Yoksulluğu nedenleriyle, gündelik hayatın maddi ve fiziksel ihtiyaçlarıyla daha birebir bağlantılar kurulurken, fabrikalar, işçiler, grevler, toplumsal eylemler, gecekondular, kenar mahalleler, şehrin caddeleri imge ve ses repertuarının bir parçası haline gelir. Yeşilçam'ın bütün görsel ikonografisi de değişir aslında 70'lerle birlikte. Bütün bu dönüşüm toplumsal gerçekliğin temsilinde, yorumlanmasında da dönüşümler üretir. Ertem Eğilmez'in Sev Kardeşim, Canım Kardeşim, Oh Olsun, Hababam Sınıfı, Şerif Gören'in Derdim Dünyadan Büyük, Aşkı Ben mi Yarattım, Kartal Tibet'in Sultan, Zeki Ökten'in Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı gibi filmleri hatırlanabilir. Yeşilçam'ın içinde üretilip onun sadece politik ayarlarını değil, etik ve estetik ayarlarını dönüştüren filmler de var. Mesela Vesikalı Yardım örnek verilebilir. Arzunun imkansızlığını ortadan kaldırıldığında bütünlüğün mümkün olacağı dışsal bir gücün gölgesi altında değil, bu gölgenin yokluğuyla sahnelemeyi başarır. Sevmek Zamanı Metin Erksan'ın, Kuyu yine Metin Erksan'ın, Umut Yılmaz Güney'in, Gelin Mutfakat, Yol Yılmaz Güney, Şerif Gören gibi filmleri de bu kategoride düşünmek mümkün. Yeşilçam'ın yekpare olmayan yapısına göstermek üzere verilebilecek örnekler. Elbette yani 70'lerin Yeşilçam'ına baktığımızda aynı dönemde muhafazakar popülist temsilcilerin de kendilerini yenileyerek özneleri çağırdığını görürüz. Muhafazakar popülizm içeren özellikle erkek filmlerinde mesela şehrin, kadının metaforik bir mekan olarak fabrikaların yarattığı tehditkarlığı alt eden kurtarıcı babalarla karşılaşırız. Bireysel imtiyazlara sahip kahramanlar her tür maddi bağlantıdan sıyrılmış, bu radikal popülist filmlerin aksine çoğunlukla zengin, güçlü, erkek, Türk erkekler filmlerin kurduğu dikey ve hiyerarşik anlatı yapısı içinde en tepede yer alırlar. Ve ötekinin aldığı acayip zevkleri onların yokluğunda, onların görmediği zamanlar ötekinin aldığı acayip zevklerle kafayı bozmuş, etrafa saldırıp düzen tesis eden figürlerdir bunlar. Coğrafyayı memleketi bir bütün olarak, manzara olarak, mutlak tatmin mekanı bir ev olarak tahayyül etmenin yerini bütünleştirilemeyen parçalar, evin içinde çıkma yapan, huzursuz eden, hortlaksı unsurlar yavaş yavaş almaya başlıyor 80'lere doğru giderken. Coğrafyanın içindeki kat yerleri açılıyor, sınırlar, gerilimler, kaçış çizgileri yüzeyin üzerinde görünür kılınmaya başlıyor. Eski ile yeni ilişkisi, bir aradalığı dünyanın başka sinemalarında, romanlarında olduğu gibi devrimci, dönüştürücü formlar üretmeye başlıyor Türkiye sinemasında da. Gelecek ile geçmiş arasında bir geçiş ya da başkalaşım çizgisi, bu doğrusal ve ilerlemeci anlayış, Cumhuriyet'in eski ile yeni arasında kurduğu o büyük doğrusal çizgi, bu milli kıyafet çıkarılıyor. Eskiden yeniye geçiş, mutfakatın üçlemesi, gelin düğün diyette pürüzsüz bir kalın çizgi olmaktan çoktan çıkmıştır mesela. Şehirde yükselme hırsıyla mahremiyeti koruma arzusu arasındaki çatışma ve birlikte işleyiş. Evin zamanıyla dışarının zamanı, geleneğin zamanıyla kapitalizmin zamanı arasındaki çatışma ama aynı zamanda birlikte işleyiş. Ne bize özgü bir bünyeye sığınarak bastırma ve inkarla ne de dümdüz bir ilerleme ve bilinç çizgisiyle geçiştirilir. Sinemanın gezen bir ayna olduğu söylenmiştir sıklıkla, yüzyıl boyunca çokça söylenmiştir. Gerçekliği yansıtan bir ayna değil de onun nasıl görüleceğini söyleyen konuşkan bir ayna. Yeşilçam'ın cinselliği düzenleyen, cinsel farkı tanımlayan, cinsel politikayı kuran aynasının da 1980'lerle birlikte çatladığı söylenebilir. Türkiye'de kadın hareketinin, feminist hareketin güçlendiği, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı sesin yükseldiği, erkekçi topluma yönelik öfkenin yükselmeye başladığı bir döneme denk düşüyor bu dönüşüm. Ya da onun etkisi altında gerçekleşiyor bu çatlama denebilir. Adı Vasfiye, Ah Belinda, Atıf Yılmaz'ın filmleri,
Mine yine Atıf Yılmaz'ın filmi, Teyzem Hadi Refik'in filmi, Gülsün Kara Mustafa'nın sanat yönetmeni olduğu Bir Yudum Sevgi, Asılacak Kadın, Kupa Kızı ya da Gülsün Kara Mustafa ve Firuza'nın birlikte yönettiği Benim Sinemalarım filmi örnek olarak verilebilir. Asuman Suner, Adı Vasfiye filmini yalnızca kendi kurmacalığının değil, patriarkal bakış ve temsil rejimiyle suç ortaklığında farkında olan bir metin biçiminde yorumlamıştı. Adı Vasfiye bir kadının hikayesini değil, erkeklerin dünyasında kadınların hikayeleştirilmesinin hikayesini anlatıyordu. Burada tek bir sahası olmayan toplumsal iktidarın bağrındaki kurgusallığı, gerçekliğimizin içindeki kurmacalığı fark ediş önemli bir dönüşüm bana kalırsa. Kendi üzerinde düşünme ve sinema yapmanın bilgisinde, etosunda önemli bir dönüşüm. Gerçekliğe nasıl bakacağımızı, gerçekliğin her zaman kurmacayla örülü oluşunu fark eden bir bakış. Asu Aksu ve Kevin Robbins de yine bu 80'lerle birlikte ortaya çıkan sinemayı yekpareleşmeye ve sıvı bir ulusal kültür hayaline alternatif bir çoğullaşma içerdiği şeklinde yorumlamışlardı. Nitekim 90'ların ortalarından itibaren Türkiye sineması bu sözünü ettiğim soruları sorarken, bu çoğullaşmaya doğru giderken ve tabii ki gerçekliğin içindeki kurmacayla ilgilenirken hem ses hem de bakış perdesini çoğullaştıran, coğrafyaya ve ulusal benliğe gömülü inkar edilmiş maziyi araştıran, en önemlisi, kanımca en önemlisi, trajedi bizim bünyemize uymaz, Türk evine dönelim ile bizde sinemaya temel olacak batılı sanat geleneği yok, doğulu kültürün baskınlığından kurtulalım arasına gelinmiş, son derece özcü ve ketleyici kimlik anlayışını, deyim yerindeyse bu ıstırap salıncağını terk etti. Tıpkı coğrafyayı kat eder gibi ses ve bakış perdesinde kat etmeyi, onların içindeki bölünmeleri, anlam çoğulluğunu, dil, duygu ve beden çeşitliliğini görünür kılmaya başladı. Türkiye sinemasının bu son 30 yıllık döneminin en dikkate değer yanlarından biri, kanımca içeri dışarı, ben öteki, ev dışarısı, geçmiş şimdi, uzak yakın gibi toplumsal, bedensel, dilsel sınırlar üzerine düşünme. Diğeri ise tekrar tekrar topluluk olmakla, bir arada yaşamakla, biz kimizse dair sorular soruyor olması. Ulusal kimlik, aidiyet, birlikte yaşam nedir soruları ve Cumhuriyet'in kolektif ve devlet şiddeti içeren mazisi bu filmlerde bastırılamayan bir mesele haline almıştı. İlginç olan ister bireyler arası ilişkileri, çatışmaları ve uzlaşmaları anlatan filmler olsun. Anayurt Oteli, Ömer Kavur, Masumiyet Sekidim, Demir Kulüs, Davut Doroveşata, Derviş Sayım, Mayıs Sıkıntısı, Nuri Bilge Ceylan, 9, Ümit Ünal, Pandora'nın Kutusu, Yeşim Ustaoğlu, Hayat Var, Reha Erdem, isterse bastırılmış dil ve kimlikleri, ulusal kimliğe ilişkin kolektif ve devlet şiddetini anlatıyor olsun. Güneş'e Yolculuk, Yeşim Ustaoğlu, Fotoğraf, Kazım Öz, Bulutları Beklerken, Yeşim Ustaoğlu, Sonbahar, Özcan Alper, her iki durumda da gerçekliğimizin nasıl kuruldu, hangi ses ve imgelerin bir araya gelişiyle, hangilerinin gömülmesi, dışarıya atılması ve bastırılmasıyla kurulduğu soruları, gerçekliğin her zaman kurmacayla örülü oluşu, etrafımızı saran imgelerin ve seslerin, onların oluşturduğu anlatıların gerçekliğinin sınanması, doğruyu söylemek nedir, bir gerçeklik kendisini nasıl kurar ve inandırır, kabul ettirir gibi soruların bu filmlerin evreninin kuruluşunda işliyor oluşu kanımca. Sinemanın kalbindeki politika, ses ve zamanın işleyişi Türkiye sinemasına özgü bir kurmaca politika ilişkisiyle karşımıza çıkmaya başlamıştır. Gerçekliğin kurmaca ile örülü oluşunu, iktidarın bağrındaki kurgusallığı tanıyan, gerçekliğe nasıl bakmamız gerektiğini araştıran bir sinema ortaya çıkmıştır diyebilirim. Nitekim sinemanın ses ve imge arasındaki birliktelik bir araya geliş kadar bunların birbirinden ayrıldığı, farklı anlam ve duygu istikametleri oluşturabildiği, farklı zamanlar ve gerçeklikle üretebildiği mecra oluşuna dair farkındalık alan dışının, çerçeve dışının yaratıcı kullanımı bu dönemin sinemasının baskın özelliğidir. Bu döneme dair bir tarih yazacak olsak, yeni dalga Türkiye sinemasının tarihi, bu biçimsel dönüşüm bence önemli ortaklıklardan biri olarak anılmalıdır. Ahlaki evrenden etik evrene geçiş olarak adlandırıyorum ben de bu biçimsel dönüşümü. Anlatı sürekliliğinin kırılışı ve çok katmanlılık, çarpılarak katlanmış bir deste gibi bükülmüş bir gerçeklik anlayışı
yani düşünülmeye, anlatılmaya başlanıyor. Yeni sinemada geride bırakılmayan, üstü bırakılamayan ya da üstü örtülemeyen, unutulmayı reddeden ya da sadece varlığıyla suçluluk ve sorumluluk duygularını harekete geçiren hayaletlerle, o hayaletleri hortlaklarla, hayaletlerle, hortlaklarla geçmiş bugüne taşınıyor. Silinmeye direnen bir leke, doldurulamayan bir kara delik ya da gerçekliğimizi açık ve kırılgan kılan hayalet sesler olarak perdeyi dönüştürüyorlardı. Yeni Türkiye sineması aidiyet ve ulusal kimlik konusundaki çatışma ve bölünmelerin görünür hale geldiği kültürel bir zemin olmuştu. Bu hayaletler çoğunluk ya da egemen gerçekliklerin kırılabileceğini, dağılabileceğini, yırtılabileceğini hatırlatan toplumsal bedenlerdi. 90'ların sonundan bu yana perdeye nüfuz eden bu bakış, Türklük etosunun sorgulanmasına, heteropatriyarkal kültürel gerçekliğin yırtılmasına imkan verdi. Ses perdesi Kürtçe, Ermenice, Rumca, Hemşince ile çoğullaşıyor, çatallanıyor, deliniyor ya da yırtılıyordu. İmgeler ise coğrafyayı manzara olarak tüketmek yerine içinde yaşayan insanların hafızalarıyla, bedensel tecrübeleriyle artık orada olmayanların ses ve bakışlarıyla ilişkiye giriyordu. Ne olursa olsun geçtiğimiz 30 yılda Türkiye sineması kurmaca, hafıza ve politika arasında kendine özgü bir birliktelik üretti. Güçlü bir kayıp ve yas duygusunun hakim olduğu, kaybın ne olduğunu da adlanınca anan filmler üretti. İki imge yan yana konulduğunda yüzyılı özetleyebilir gibi geliyor bana. Biri Türkiye'nin kalbi Ankara'nın fakir, metruk, hayaletleştirilmiş köyüne dönüşen Sanoz'un imgesi. Bunu bir tarafa koyabilirim. Diğeri de önce Ankara'ya sonra Kırıkkale'ye bağlı olan Keskin ilçesinde geçen Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 tarihli filminde coğrafyayı kat eden ceset arama imgesi. İlki rüya alemini, ikincisi onun felaketlerini anlatıyor diye düşünüyorum. Coğrafya hayaletli bir tablo artık. Türkiye'nin sinemacıları iktidarın kurmacaya muhtaçlığını, gerçekliğimizin kurmacayla öyle oluşunu fark etmiş, sembolik bir baba arayışında olmayan kurmacalarla biz kimiz, birlikte yaşam nedir sorularını sormaya devam ediyorlar. Teşekkür ederim.